böyle bir etki yaratma ihtimalinin ben yok denecek kadar az olduğu kanaatindeyim. Düşünüyorsunuz. Peki Sayın Çan, siz dinleyelim. Buyurun. Evet. Ben de hepinize tekrar iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Samsun Atakum ilçemizden, güzel kentimizden size selamlar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ÖSO'dan başlayayım. Buradan AKP'ye ve dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na bir mesaj verme hamlesi olarak görüyorum ben bunu. Olası Esad'la görüşme ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Suriye politikasına müzahir davranma potansiyeli üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP'nin ÖSO'nun böyle bir hamle yaptığını düşünüyorum. Bu zamana kadar ÖSO'da yaklaşık 13 yıldır süren bir savaşta Suriye'den MHP'ye dönük böyle bir hamlenin gelmemesi, bunun özellikle iç siyasette normalleşme tanımlamasının gündeme gelmesinden ve daha sonra da Suriye ile görüşme, Şam'la görüşme diplomasisinin konuşuluyor olmasından sonra böyle bir hamlenin gelmesi, bu ziyaretle birlikte bir eski bir mahpusla ziyaret ediliyor olmasının bir anlamı olduğunu düşünüyorum ve ÖSO'dan verilen mesajın AKP'ye böyle bir anlamı var. Diğer taraftan MHP'nin böyle bir fotoğraf vermesinin ise bir bilek güreşi olduğunu düşünüyorum. Oradan da yine AKP ve Sayın Cumhurbaşkanı'na bir mesaj var. Ama aynı zamanda da sağ elle AKP'ye yapılan bilek güreşi, sol elle de bizim partimize belki verilmeye çalışılan bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bu tabii Cumhur İttifakı'nın kendi iç sorunu gibi bu mesajlaşma. Ama zaten özellikle sınır komşularıyla son yıllarda bir dış politika, önleyici, doktrinler bir dış politikasının olmadığını görüyoruz. Bütün dış politika hamlelerini içeriye mesaj, iç politikaya ve seçimlerin sık sık aralarla gelen yapılan seçimlere dönük mesajlar olduğunu, orada kullanıldığını görüyoruz. Şimdi normalleşme sürecinin nasıl Cumhurbaşkanı tarafından bir yere getirildiğini, MHP'nin devreye girmesiyle birlikte, burada da dış politikada atılacak adımların bir ayar verme, bir mesaj verme kibar haliyle hem ÖSO tarafından hem de MHP tarafından bir kesintiye uğrama çabası olarak görüyorum. Daha çok içeride MHP'yi parlatma, işte belki konuşuruz Süleyman Soylu ve el öpme hadisesiyle evet, birlikte bir bütün olarak değerlendirilebilecek bir mesaj silsilesi olarak görüyorum ben. Çok fazla bir dış politik hamle gibi görmüyorum ama tabii hocam bir çoğuna katıldığım ama en sonunda da AKP-MHP arasında bir uyum sorunu yok gibi algıladım belki en son söylediğini. Evet. Ama velev ki yok ama olursa da eğer bunun bir oraya dönük bir mesaj olduğunu, mesaj olarak kullanılacak bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Evet, Sayın Tosun, ekleyeceğiniz bir şey var mı Sayın Çan'ın söyledikleri üzerine? Şimdi tabii ki AKP ile MHP arasında sorunlar var ama özellikle Milliyetçi Hareket Partisi AKP'nin 2015 sonrasında uyguladığı dış politikaya karşı çıkma anlamında bu MHP'nin kendine özgü bir dış politika çizgisi olduğunu dedirtecek bir şey yapmadı. Eleştirel bakış sergilemedi. Bu anlamda bir yani uyumsuzluğun olmadığından kastettim ama genel olarak bakıldığında tabii biraz önce Murat Bey'in de ifade ettiği gibi yani Ümit Bey de bu normalleşme sürecine yaklaşım bağlamında bile sadece dikkate alındığında bir farklılaşma var. MHP bir şekilde bu normalleşme ya da yumuşama tartışmalarında oyun kurucu olup AKP'yi Cumhuriyet Halk Partisi ile olası bir en azından diyalog kanallarının açılmasına dahi çok mesafeli duruyor. Bu anlamda bir şey var. Yani uyumsuzluk, bir ciddi mesafe var ama dış politika anlamında siyasal iktidar
doğrudan doğruya iktidar ortağı karşısında oyun kurucu. Çünkü AKP'nin ve Cumhurbaşkanlığı kurumunun dış politika yapıcı aktörlerine bakıldığında, başta Sayın Dışişleri Hakan Fidan, yine MİT Başkanı İbrahim Bey olmak üzere bütün bu aktörlerin şekillendirdiği bir dış politika, ki bu aktörleri de en azından uluslararası ilişkiler alanında belirli formasyonları olan, bu alanda yetişmiş aktörler olduğunu dikkate aldığımızda MHP'nin bu konuda bir tahayyül geliştirmesi zaten kolay değil. Bir de iktidarın büyük ortağı MHP daha ziyade özellikle iç politikadaki tartışmalı sorunlar üzerinden AKP ile olan ilişkilerinde zaman zaman oyun kurucu oluyor. Bir anlamda bir denge oluşturmaya çalışıyor. Kendisine yarayacak. Yoksa dış politikada çok fazla iddiaları da yok. Dolayısıyla AKP'nin çizmiş olduğu sınırlar içinde statiko taraftarı, AKP nasıl bir dış politika tahayyülü geliştiriyorsa, ona yönelik adımlar atıyorsa onu takip eden bir çizgide diye düşünüyorum ben. Peki gelelim Alaaddin Çakıcı'yla olan fotoğraflarına. Şimdi bir tarafta Alaaddin Çakıcı ve ilişkilerin iyi olduğu Devlet Bahçeli ve Özsoy'la yine Alaaddin Çakıcı'nın verdiği pozlar. Arkadaşlar ekranı getirebilir miyiz? Hem fotoğrafı hem de Alaaddin Çakıcı'nın tweetini lütfen rica edeceğim sizlerden. Evet, Alaaddin Çakıcı şöyle bir fotoğraf koydu. Önünde dikkat çeken ayrıntı, sanıyorum onun adı Kama. Büyük bir Kama var. Şöyle diyor, ÖSO Hamza Özel Kuvvetleri Komutanı Seyf Bolat ve Süleyman Şah Genel Komutanı Muhammed Cesim ziyaretime geldiler. Tüm dünyadaki Türkmenlerin haklı davalarında yanında durmak, Türkiye ve dünya Türklerinin asli görevidir. Rabbimin rahmeti inananların üzerine olsun, Alaaddin Çakıcı diye bir not paylaşıyor. Her şeyden önce şunu sormak istiyorum. Tesadüf olduğunu da çok düşünmüyorum. O Kama neyi ifade etti sizlere Sayın Zileli? Şimdi önce şunu söyleyelim. Tabii ki hem Irak'taki hem Suriye'deki Türkmenler bizim için öncelikli konumda, evet, olması gereken. Bu son derece doğal, bizim soydaşlarımız. Onların üzerinde elimiz olması vesaire lazım. Ama biz bunu mesela daha önce Irak'ta görmemiştik. Irak'ta Türkmenler büyük gadre uğramışlardı. Eziyetlere uğramışlardı. Fakat maalesef bu iktidar onlarla ilgili herhangi bir adım atmamıştı. Yanılıyorsam, eğer ben atlamış olduğum bir şey varsa zaten diğer konuklar söyleyecektir bunu. Şimdi burada iki konuda, bu arada Murat Bey'e de hoş geldiniz diyorum. Ben çok iyi anladım ve daha hak da verdim. Evet, bazı mesajlar var. Ama bu mesajlar, hadi Bahçeli gerçekten önemli bir aktör. Onun üzerinden peki Alaaddin Çakıcı'nın bu politika içinde tuttuğu yer neresi? Alaaddin Çakıcı'nın üstlendiğinde, değil mi? Bu sorular herkesin aklına gelmedi. Gelir de zaten, gelmiştir. Ne alakası var sorusu yani. O Kama'ya gelince özel bir önemi var mı yok mu, onu bir tarafa koyun, bilmiyorum. Bilmediğim konuda da konuşmam. Ama orada o Kama'nın olması dahi bir silah sonuçta. Evet. Ve neyi anlattığını ben de çok merak ettim gördüğüm zaman fotoğrafta. Allah Allah. Yani neyin işareti verilmek isteniyor diye ben de merak ettim. Mutlaka bir özel şey olmalı. Anlamı vardır. Ben. Kendi çevreleri mutlaka içinde bir anlamı vardır. Hani şeydir, yani çok böyle şey değilmiş gibi görünüyor ama Çehov'un eserinde şeyde bir tabanca görünür. Ve der ki eğer o görünüyorsa, evet, o mutlaka bir işlev görecektir. Ona benzetti ve o geldi aklıma, o çağrışım yaptı bende. Ama burada mutlaka bunun bir özel bir anlamı olmalı. Şimdi tabii ki Alaaddin Çakıcı'nın bulunduğu konum, bugüne kadarki ilişkileri, işte hapishaneden çıkış süreci, daha sonra Devlet Bey'le çok sıkı fıkı görüşmeleri vesaire, bunları anlıyorum ama hiçbir üzerinde en ufak bir sorumluluk, yetki vesaire taşımayan
Ancak ve ancak o kabadayılık ya işte mafya diye tabir edilen dünyadan bir insan olması insan ister istemez aklını karıştırıyor. Bu iş bundan sonra nereye gider diye düşündüğünde genellikle bizler gazeteciler, siyaset bilimciler mutlaka bir alternatif düşünürüz. Düşünmek zorundayızdır. Bizim mesleğimiz de bu olduğu için. Fakat burada çok fazla bir şey düşünemedim açıkça söylemem gerekirse. Evet. Ve yani eğer buna bir yanıt bulabilirsek ben de çok sevineceğim. Evet, enteresan. Şimdi Sayın Tanju Tosun'a soracağım bunu. Çünkü görüşmeleri değerlendiren önemli bir gazeteci Sarkis Kasergiyan şöyle bir açıklama yapmış. Şöyle yorumluyor Bahçeli görüşmesini mesela. Bence komutanlar Bahçeli'ye bizi yalnız bırakmayın demek için gitti. Bahçeli de bu fotoğrafla Erdoğan'a bu mesajı verebildi ifadelerine yer verdi. Çakıcı ile görüşmesinde de ticari ve siyasi bir pozisyon olduğunu düşünüyorum dedi Kasergiyan. Şu cümlesi önemli. Sedat Peker zamanından bildiğimiz ticari ilişkiler Türkiye'deki milli mafyayla devam ediyor diye konuştu. Değerlendirmelerinizi alabilir miyiz Sayın Tuz? Tabii ben bir akademisyen olarak yani bu konuda spekülatif bir değerlendirme yapmaya en azından kendi akademik yaklaşımım gereği hakkım olmadığını düşünüyorum. Daha ziyade şimdi tabii bir bakış açısı, bir değerlendirme olabilir, olmayabilir. Yani çünkü somut bir takım şeyler olması gerekiyor elde. Yani bilgiler, belgeler olması gerekiyor ki böyle bir ticari ilişki var mı yok mu onun üzerine konuşulsun. Ama ben o konuda yani herhangi bir bilgiye sahip değilim. Dolayısıyla spekülatif bir değerlendirme yapamam ama belki şu fotoğrafın üzerine bir iki şey söylemek gerekir. Şimdi burada tabii yani bu Kama'nın özellikle Suriye'de sembolik anlamda bir silah olarak ne anlam ifade ettiğini yani niye Kama onu ben de bilmiyorum ama burada tabii Kama'yı muhtemelen Suriye'de Esad rejimine karşı biz güçlüyüz, silahımızla, mücadelemizle birlikte arkamızda Türkiye'de siyasetçiler de var, Türkiye'de çeşitli aktörler de var. Böyle bir mesaj verilmek istendiği kanaatindeyim ben o fotoğrafla ama onun ötesinde ne tür bir ilişki ağı vardır o konu benim ilgi alanım da değil. Yani yukarıdan anlamaya, okumaya çalıştığımız takdirde şimdi Alaaddin Çakıcı ile Devlet Bey arasındaki yakınlığı bildiğimizde şimdi Alaaddin Çakıcı üzerinden aynı zamanda Devlet Bey'le olan Devlet Bey'e olan taleplerini de bu şekilde daha güçlü bir şekilde aktarmak istiyor olabilirler. Yani bizim yanımızda Alaaddin Çakıcı da var. Dolayısıyla hem Türkiye'de MHP'ye aynı zamanda hem de Suriye'deki Esad rejimine yani belki o Kama'nın böyle bir politik sembol olarak o masaya yerleştirmesinin anlamı olabilir. Ama tabii bunlar sembol olarak kalmak durumunda. Çünkü yani Türkiye son tahlilde dış politikada karar alıcılar, karar vericiler kurumsal yapı içinde işliyor. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu sultanist rejim dolayısıyla dışişleri, içişleri ve diğer politikalarda önemli ölçüde Cumhurbaşkanlığı belirleyici olsa da bu tür politikaların nasıl oluşacağı ve nasıl bu ilişkilerin sürdürüleceği konusunda bir sürü insan da kafa yoruyor. Yani son talde tabii ki Cumhurbaşkanı veriyor. Yani bu siyasal sembollerin bir takım sonuçlar üreteceği gibi bir mana çıkarmak yani Türkiye'deki diplomasi kurumuna, dışişlerini çok hafife almak gibi bir sonuç da çıkarabilir. Yani dışişleri diplomasi zor bir zanaat sonuçta. Onu da belirtmek gerekir. Böyle bu tür sembollerle bir takım mesajlar verilmek istenebilir ama verilir ve o mesajlar orada kalır. Asıl
arkada bu kararlar nasıl üretiliyor, ne ölçüde etkili oluyor, onun üzerine düşünmek bence daha enteresan. Peki, hemen Sayın Çan'a dönelim. Düşünceleriniz nedir fotoğrafla, görüşmeyle alakalı ve tabii ki Kama konusu? Ya şöyle söyleyeyim, biraz ironik bir durum. Bir gazeteci, bir akademisyen, Türkiye siyaseti ve sosyolojisiyle yakından ilgilen ve bir hekim siyasetçi. Yani bu fotoğrafı tartışırsa bu bile bir zuldür gerçekten. Ama şöyle söyleyeyim, birkaç kelime edebilirim. Yani bir eski mafya lideri, bir ülkücü olarak kendini tanımlayan birisi, bu fotoğrafta mutlaka ve mutlaka kendini aktör olarak böyle bir savunma aracı ya da saldırı aracıyla kendini tanımlayacaktır. Bu silah neden bir kamadır? Sanırım özellikle barutun icadından önce savaşlarda ya da ikili mücadelelerde bilek gücünü gösteren en önemli silahtır kama. Tarihinde de önemli yeri olan Türklerin bu silahı iyi kullandığına dair tarihi çok atıfları olan bir silah. Ama şuna geleyim, yine içeriye yönelik komutanların Sayın Bahçeli ile görüştükten sonra Çakıcı'yla da bu ziyareti yaparak ülkücülere bir tahkimat yapılıyor. Yani bu iş referansı benim. Ben bu işe kefilim. Ve tırnak içinde kendi genel başkanları açısından da bu görüşme ve bu genel başkanın arkasından sadık bir şekilde bu yolculuğa biz de iştirak edelim. Modumlu bir kefalet olarak bu ziyaret ve bu fotoğraf verilmiştir diye düşünüyorum. Yani Sayın Alaaddin Çakıcı biliyorsunuz zaman zaman siyasete bu tür müdahaleler yaptı. İşte mektuplar yazarak, anlamsız, tuhaf mektuplar ve bu mektuplar içeriden dışarıya servis edilerek her mahpusun yazamayacağı cinsten mektuplarla siyasete bu şekilde müdahaleler oldu. Şimdi ise bence kendisine lütfedilen bu affın gereği olarak böyle bir kefalet ödüyor. Epey de konuştuk bence. Evet. Benim de söyleyebilirim bunlar. Şimdi bütün bunlar olurken ısrarla son dönemde Suriye ile ilişkilerini düzelt